Merhaba, Murat Hoca Online Turkish kanalına hoş geldiniz. Bugün yazım hatalarını kontrol edeceğiz ve düzelteceğiz. Burada bir yazma örneği görüyorsunuz. Şimdi bunu okuyacağım ve hataları düzelteceğim. Yazımızın adı benim evim. Haydi başlayalım. Benim adın Ahmet. Evet, burada benim kelimesinde bir problem var. Benim değil, benim olmalıydı. Adın Ahmet. Benim dediği için burası da adın olmayacak, adım olacak. Benim adım Ahmet. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Evet, burada I değil, I harfi olması gerekiyor. İngilizce'de I harfi büyük ve küçük yazılınca değişebiliyor. Fakat Türkçe'de iki ayrı harfimiz var. Birisi I, diğeri I. Bunlar sadece boyut değiştiriyor, şekilleri değişmiyor. Evet, I harfini büyük yazdığımızda yine üstünde bir nokta olacak. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Yaşıyorum değil, burası yaşıyorum olmalı. Evet, yaşıyorum. Ben bir apartmanda oturuyorum. Evet, burada da otur fiilinden sonra yor geldiğini görüyoruz. Otur fiili ünsüz ile bitiyor. Bir fiil ünsüz ile biterse ı, i, u, ü ve sonrasında yor gelir. Otur, u sonra u. Otur, uyor. Evet, otur, uyorum. Apartmanın bahçesi. Evet, burada bahçe değil, bahçe olacak. Hemen nokta koyalım buraya. Var ama. Evet, burada bir M fazla. Ama. Apartmanın bahçesi var. Ama otoparki. Otoparki değil, otoparkı ve havuzu yok. Evim 6. katta. Evet, burada bir I fazla. Onu silmeliyiz. Evim 6. katta. 6 kelimesinde son harf ünlü. Bu durumda I'yi tekrar yazmıyoruz. Evim 6. katta. Evet, burada da D olmayacak. T olacak. Çünkü kat kelimesi. Son harf fıstıkçı şahap. Bir kelime F, S, T, K, Ç, Ş, H, P ile biterse sonra da D gelmez, ta T gelir. Evim çok büyük. Evet, burada da çok değil, çok dememiz lazım. Büyük değil, büyük demeliyiz. Evim çok büyük. Bir salon. Evet, salon 2 O olmayacak. Bir tane O olacak. Bir salon. Yatak odası. Evet, burada da İ yok, I var. Yatak odası. Yatak odası. Şu şekilde. Ve 2 çocuk odası var. Evet, çocuk değil, çocuk. Evet. Birinci harfimiz C değil, Ç. Odası. Burada da çocuk odası olması lazım. Yani i değil i olmalı. Evet, salon kelimesinde yine iki tane o yazılmış. Bir o olacak salonda. İki kanepe. Kanepe değil, kanepe. Yani a'yı siliyoruz, e yazıyoruz. İki koltuk. Evet, koltuk değil. İki nokta yok. Koltuk. Hali değil, halı şeklinde yazmamız lazım. Tablo. Burada I fazla arkadaşlar. Sadece tablo diyeceğiz. Sehpa. Televizyon. Evet. Burada da bir fazla harfimiz var. Televizyon. Yani I yok. Ve vitrin var. Evet. Birinci sayfamızı bitirdik.
Şimdi ikinci sayfaya geçelim. Evet, şimdi ikinci sayfadayız. Mutfakta buzdolabı. Evet, buzdolabı demiyoruz. Buzdolabı. Okak değil. Ocak. Fırın değil. Fırın. Yani i değil ı. Dolaplar. Bulaşık makinası. Evet, bulaşık değil. Bulaşık. Makinası değil. Makinesi olması lazım arkadaşlar. Bulaşık makinesi. Evet, ı değil i. A değil e. Yemek masası. Burada da ı harfi yanlış yazılmış. İ olmayacak. I olacak. Yemek masası. Ve 4 sandalye var. Evet. Sandalye yanlış. Ye ve le. Burada problem var. Sandalye. Evet. Sandalye. Burada bir problem görüyoruz. Evet. Yemek masası ve 4 sandalye var. Çok sayıda tabak, kasik. Evet, burada da bir hata var arkadaşlar. Kasik değil, kaşık. Evet. Şimdi çatal kelimesini İngilizce gibi yazamayız. CH değil, Ç. Çatal. Bıçak değil, bıçak. Yani burada ı olması lazım. Burada da Ç. Bardak var. Devam edelim. Yatak odasında. Evet. Burada i değil ı olmalı. Yatak odasında yatak. İki komidin. Evet. Komidin kelimesi çok defa yanlış yazılıyor. Komidin değil. Komodin. Ayna. Elbise dolabı. Yastık. Evet. Yastık olmayacak. Yastık olması lazım. Yastık. Battaniye var. Evet arkadaşlar. İkinci sayfamızı da bitirdik. Şimdi üçüncü sayfaya geçebiliriz. Evet, şimdi üçüncü sayfadayız. Banyoda kuvvet. Evet, kuvvet olmayacak. Küvet olması lazım. İki nokta yazıyoruz. Ü harfi. Küvet. Lavabo. Klozet. Klozet yazarken arkadaşlar buradaki ı'yı yazmıyoruz. Burada ı yok. Yani klozet şeklinde yazmalıyız. Havlu. Yamasır makinası. Evet, burada da C yerine Ç yazmamız lazım. S değil Ş ve İ değil I. Çamaşır makinası. Evet, aynı hata az önce de vardı. Makinesi demeliyiz. Çamaşır makinesi. Sabun kelimesini O ile yazamayız. U ile yazmalıyız. Sabun. Sampuan değil. Şampuan noktası var. Ş. Ve ayna var. Çocuk. Evet, yine Ç değil C yazılmış. Hatalı yazım. Çocuk. O da sinde. İ olmayacak. I. I olduğu için de tabi I harfinden sonra D gelmez. Ne gelir? Daha gelir. Evet. Çocuk odasında masa, sandalye yine aynı. Evet. Tekrar yazalım bunu. Sandalye. Evet. Sandalye, yatak, hali. Hali i değil, ı olmalı. Halı, dolap ve bilgisayar var. Evet arkadaşlar. Benim evim isimli yazı çalışmasını değerlendirdik. Buradaki yazım hatalarını gördük. Lütfen daha fazla video için
Kanalımıza abone olun. Videolarımızı beğenin ve paylaşın. Hepinize iyi günler.